Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dostlar, bu sohbetimde zekasıyla meşhur olmuş Kadı İyas bin Muaviye hakkında konuşmak istiyorum. Kadı İyas çocuk yaşta ilim tahsiline başlamış. Enes bin Malik radıyallahu anh ve Sa'id bin Müseyyeb gibi büyük zatlardan dersler almıştır. Daha delikanlı yaşındayken fetvalar vermeye başlamıştır. Bir gün camide dört kurra hafıza imamlık ederken vali camiye gelmiş ve bu manzarayı görünce rahatsız olmuş. Yani bir genç delikanlının dört kurra hafızın önünde namaz kılmasından rahatsız olmuş. Namazdan sonra Kadı İyaz'ı çağırmış ve demiş ki sen kaç yaşındasın? Demiş ki sayın valim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Üsame bin Zeyd'i orduya komutan kıldığı yaştayım der. Çünkü peygamberim biliyorsunuz peygamberimiz aleyhisselam vefat etmeden önce 19-20 yaşındaki Üsame bin Zeyd'i Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer'in arasında bulunduğu orduya komutan kılmış ve Şam'a gitmesini emir buyurmuştur. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalanınca ordu duraksamış, Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir hilafete gelince bazı sahabiler ridde olaylarından dolayı ordunun Şam'a gitmemesini ve Üsame'nin genç olması hasebiyle azledirip onun yerine daha tecrübeli birisinin getirilmesini tavsiye edince Hazreti Ebubekir vallahi peygamberin komutan kıldığı bir insanı ben komutanlıktan onu azledecek bir insan değilim. Peygamber ne söylemişse o yerine gelecek. Üsame ordusuyla Şam'a gelecek. Şam'a gidecek. Sahabiler ya Ebu Bekir der, şayet ordu Şam'a giderse mürtetlerin Medine'ye hücum etmesinden korkuyoruz. Bu orduyu gönderme der. Hazreti Ebu Bekir vallahi der, hepimiz Medine'de öldürülsek bile peygamberin emri yerine gelecek. Üsame ordusuyla Şam'a gidecek der. Ve orduyu gönderir. İşte Kadı İyaz da aklın yaşta değil başta olduğunu, yani benim genç olmam kurra hafızların önünde namaz kılamayacağım anlamına gelmez. Ben de onlar gibi kurrayım, hafızım, alimim. Onlar onun için beni öne koyuyorlar ve imamlık yapmama izin veriyorlar anlamında valiye o şekilde cevap veriyor. Vali onun cevabından hoşnut oluyor ve Kadı İyaz'a iltifatlarda bulunuyor. Sonraki yıllarda Kadı İyaz Basra'nın kadısı oluyor ve orada kadılık yapmaya başlıyor. Değerli dostlar, kadı deyince belki bazı insanlar anlamayabilir. Kadı bugünkü hakim demek, yani hükmeden. Bir sorun olduğunda, bir sıkıntı olduğunda mahkemede sorunları çözen kişi anlamında kadi, hakim diye, yani eskiden kadı denirdi, şimdi de hakim deniyor. Kadı İyaz yıllarca Basra'da kadilik yapmıştır. Günün birinde Basra'ya dindar gözüküp insanları kandırmak için din kılığına girmiş bir kişi gelir ve kendisini Basra halkına kabul ettirir.
Tabii eskiden bugünkü gibi imkanlar yoktu. Yani imkanlar kısıtlıydı. Evler çok sağlam değildi. İnsanlar bir yere gittiği zaman o vilayette sağlam bir adam var ise altın olsun, gümüş olsun, değerli bir eşyasını onun yanına bırakır, işini görür, döner ve tekrar ne yapar? O emanetini o kişiden alırdı. Bu kişi de kendini Basra'da emin bir insan olarak tanıtmış. İnsanlar da onun emin olduğuna inanmışlar. Bir gün bir adam yüklü bir parayla o adamın yanına gelir ve ben işte bir ay burada olamayacağım. Bu altınlarımı emanet olarak senin yanına bırakmak istiyorum. Kabul eder misin deyince adam tamam bırak demiş. Bu adam dönünce o adamın yanına gitmiş ve demiş ki paramı bana verebilir misin? Adam demiş ki sen bana para bırakmadın ki. Ne parası? Efendim ben sizin yanınıza şu kadar para bıraktım. Size emanet ettim. Dönünce alacağımı söyledim. Ne dediyse bu adam inkar etmiş. Demiş ki yalan söylüyorsun. Senin bende hiçbir şeyin yok. Tabii adam kadiye gelmiş. Kadı İyaz'a gelmiş. Efendim, durumunu ona anlatmış. Kadı İyaz demiş ki şahitlerin var mı? Efendim yok şahitlerim yok. Peki bu adam senin ona emanet bıraktığını kabul ediyor mu? Diyor ki hayır kabul etmiyor. Diyor ki öyleyse git 2 gün sonra gel. Ertesi gün Kadı İyaz bu sahtekarı çağırıyor. Ve diyor ki senin hakkında kulağıma güzel sözler geliyor. Sen iyi bir adama benziyorsun. Bugünlerde Basra'dan birisi vefat etti. Arkasında bazı yetimler bıraktı. 2-3 tane yetimi var. Ve çokça mal bırakmış. Bu adamın bu çocuklardan başka da kimsesi yok. Yani bu çocuklar sahipsiz. Bir velileri yok. Onlara bakacak kimse yok. Ama bu adam yükler dolusu mal bırakmış. Altın bırakmış, gümüş bırakmış. Ve ben de senin emin bir insan olduğuna kanaat getirdim. Eğer kabul edersen bu çocukları sana vereyim, mallarını da sana vereyim. Bu yetimlerin mallarına sahip çık. Bu malı sen onlar adına yönet der. Tabii bu sahtekarın çok hoşuna gider. Yani düşünün çocuklar küçük ve çok büyük bir servetleri var. Ne yapacak bu adam? Hepsini karnına indirecek. Karnını haramla dolduracak. Hoşlanıyor. Yani bu kadının bu teklifinden ziyade mutlu oluyor. Kadı ona diyor ki 2 gün sonra birkaç tane katır atla gel, eşeklerle gel ve birkaç tane hammal da getir. Yükler çok olduğu için çok hayvana ihtiyaç var, çok hammala ihtiyaç var der. Adam tamam der. Tabii ertesi gün bu sefer diğer adam gelir. Kadı İyaz ona der ki şimdi o sahtekarın yanına git paranı iste. Eğer vermezse de ki Kadı İyaz'a gideceğim. Sen öyle dersen o senin paranı verir. Çünkü kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Ve adam gider o sahtekarın yanına der ki paramı ver. Tekrar inkar eder. Bu sefer ben kadiye gideceğim der. Aman aman gitme. Ha yeni aklıma geldi. Senin paraların şurada. O paraları ona verir. O adam parasını alır ve kadının yanına gelir, ona teşekkür eder. Diğer gün bu adam birkaç tane katır atla, eşekle gelir ve birkaç hamalla Kadı İyaz'ın huzuruna gelir. Kadı İyaz ona der ki, sahtekar, sen insanları dinle aldatmaya çalışıyorsun. Dinle
insanlara tuzak kurmaya çalışıyorsun. Sen sahtekarsın. Defol bu Basra mıntıkasından defol git der. Ve onu huzurundan kovar. İşte Kadı İyaz böyle bir zekaya sahip bir kadıydı. Kadı İyaz 76 yaşına gelmiştir. 76 yaşına girmeden birkaç gün evvel bir rüya görür. Rüyada vefat eden babasıyla atlara binmiş, atları koşuşturuyorlar. Yani bir nevi yarışıyorlar. Rüyada ikisi ata binmiş ve koşuyorlar. Ne kendisi babasını geçebiliyor, ne babası onu geçebiliyor. Ve o durumdayken uyanıyor. Akşam olunca, yani akşam olunca eşine diyor ki, çocuklarına diyor ki, hakkınızı helal edin. Diyor, benim gitme vaktim gelmiş. Ben yarına çıkmam. Bey, nereden biliyorsun? Ecel Allah'ın yanındadır. Kimse ne zaman öleceğini bilemez. Der ki, ben dün gece bir rüya gördüm. Babamla at koşuşturuyorduk. Ne ben babamı geçebiliyordum, ne babam beni geçiyordu. Bu rüyanın anlamı şudur. Babam 76 yaşında vefat etti. Ben de bugün itibariyle, yani bu akşam da biterse yarın 76 yaşına gireceğim. Demek ki ben de babamın ömrünü geçemeyeceğim. Vefat edeceğim der ve hakikaten ertesi gün Kadı İyaz vefat eder ve Allah'a kavuşur. İşte salih insanlar böyle insanlar da değerli dostlar. Yüce Mevlam bizleri de salih kullarından eylesin. Sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.